kestane fidanımız. Buna yongalı göz aşısı yapacağız. İlk önce ne yapıyoruz? Aşıyı yapacağımız yeri temizliyoruz. Temizledikten sonra aşı yerini şu güzel kalemimizden gözü çıkartıyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Bir saniye. Evet. Gelip aynı yuvayı aşı yapacağımız ağaca açıyoruz. Aynı büyüklükte. Gözsüz olan bir tarafına ama değil mi? Evet, pürüzsüz olan bir yere gelip o şeyi de gözü aynı şekilde orayı yerleştiriyoruz. Aynı büyüklükteki yaraya ve bandı verin. Yalnız göz bir taraftan kapacak. Açıkta kalacak, açıkta kalacak şekilde ve yukarıdan aşağı bağlama yapıyoruz. Çünkü şuradan kaynayacağı yerden bağlama başlarsak yukarı iter. Orayı tırnak açıp soktuğumuz yer yukarı gitmesin, boşlukta kalmasın diye yukarıdan aşağıya. Açık o kadar. Çünkü aşı preparatımız alt kısmından, köke yakın tarafından kaynamaya başlayacak. Evet. Bravo. Teşekkür ederim Serkan Bey. Şu şekilde. Gözün üstünde bantlamıyoruz. Yok, göz açıkta kalıyor. Yongalların hepsinde öyle mi? Evet, şu şekilde. Hayır, yaprakta göz aşısı da öyle. Hep gözler dışarıda olur. Yaprak ve yongalı göz aşısı. Yani göz aşısılarında hepsinde göz dışarıda kalıyor. Çok güzel.